Günaydın. Cumhuriyet Gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. Nisan 2024 Cumartesi Gündem. 9 günlük tatil trafikte başladı. Şeker Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen yurttaşlar dün yola çıktı. Otoyollarda, otogarlarda ve havaalanlarında yoğunluk yaşandı. 9 günlük bayram tatilinde 30 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Seçimlerin ardından dokunca belediyelerin paraları usulsüz olarak dağıtıldı iddiası. İşçinin maaşı futbolcuya AK Partili belediyelerdeki tartışmalı harcamalara yenileri eklendi. 31 Mart'ta AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçen Yozgat'ta belediye kasasındaki 18 milyon Türk lirasının Bozokspor oyuncularına ödül olarak aktarıldığı iddia edildi. Yeni Başkan Kazım Arslan, "Bu çalışanların maaşıydı, para iade edilsin," dedi. Bir saatte 30 milyon Türk lirası, Şırnak Cizre'de seçimi kazanan Demokrasi Partisi eş başkanları Tunç ve Durmuş'un mazbatasını almadan bir saat önce kayyumun kasadaki 30 milyon Türk lirasını harcadığı belirtildi. Paranın akıbetini araştıracaklarını söyleyen Durmuş, belediyenin demirbaşlarını bile götürüp yerine başkalarını koymuşlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Hatay'da oldu bitti çabalarına tepki gösterdi. Hukuka uy çağrısı. Geçersiz oyların 38 bini aştığı Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı itirazın sonucu beklenirken, mazbatanın AK Parti'nin adayına verilmek istendiği belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı yapan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, mazbata verilmesi seçim hukukuna aykırıdır. Seçim kurullarına sesleniyorum, hukuka uyun dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi el koyulan parayı istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde yardıma muhtaç yurttaşlar için topladığı 6 milyon 200 bin Türk lirası bağışa el koyan iktidarın dayanak gösterdiği yasayı Anayasa Mahkemesi iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuk müşaviri Eren Sönmez bağışların iade edilmesini istedi. Gerilimi Yüksek Seçim Kurulu bitirdi. Abdullah Zeydan görevine başladı. Demokrasi Partisi'nden Van Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan, Yüksek Seçim Kurulu'nun İl Seçim Kurulu'nun seçilme koşullarını yitirdiği kararını iptal etmesiyle mazbatasını aldı. Ekonomi vurgusu. Partizanlık yapamazlar. Nüfusun %60'ına yakınının yaşadığı kentlerin yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ye geçti. Özgür Karabat, buralar ekonomiye en çok katkı sağlayan iller, ortak çalışmalıyız, çağrısı yaptı. Ekonomist Murat Sağman, ertelenen zamların devreye gireceği uyarısında bulundu. Mayıs enflasyonunun %75'lere çıkacağını söyleyen Sağman, "Doğru şeyleri yaparsak ekonomi en erken 1,5 yıl içinde toparlanabilir," dedi. Yargı. Mesleğimiz tehdit altında. Avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Yapılan açıklamada, "Mesleğimiz tehdit altında. Bu hukuk tanımaz düzene karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz," ifadesi kullanıldı. Eğitim. Kayırmaya devam. Eski Ensar Vakfı Muğla Şubesi Başkanı Profesör Doktor Osman Raşit Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na atandı. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, kararı öğrenci güvenliğine gölge düşürüyor sözleriyle eleştirdi. Proje okulda söz valilerde. Ya İmam Hatip'e ya Özel'e ikilemi. Milli Eğitim Bakanlığı, proje uygulayan eğitim kurumlarında görevlendirmelerin valiliklerce yapılacağını duyurdu. Eğitimciler, öğrenciler, sınavla girilecek okul sayısı azaltıldığı için İmam Hatipleri ya da özel okulları tercih etmek zorunda kalacak dedi. Gece kulübünde çıkışları kapatmışlar, faciayı ihmaller zinciri getirdi. Beşiktaş'ta 29 işçinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınıyla ilgili soruşturmada 8 kişi tutuklandı. Ön bilirkişi raporu ihmalleri ortaya koydu. Yangın çıkışları kapalı tutuldu, yangın söndürme sistemi çalışmıyordu, yanıcı malzemeler depolanmıştı. Ekonomi. Seçim sonrası merkezden iktidara mektup Merkez Bankası, %5'lik enflasyon hedefine ulaşılamaması nedeniyle bir kez daha hükümet açık mektup yazarak hem bunun nedenlerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderilen mektupta özellikle asgari ücretle ilgili vurgu ise dikkat çekti. Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP'de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi,
öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Altın vize daralıyor. Yurt dışında gayrimenkul yatırımı yoluyla oturum hakkı alma imkanı zora giriyor. Bu uygulamanın devam ettiği ülkelerde gayrimenkul fiyatlarında ve kiralarında yaşanan artışlar hükümetleri bu politikadan döndürmeye zorluyor. Özellikle Covid sonrası artan enflasyon ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için serbest dolaşım hakkını kullanarak ülkelerine sermaye çekmek isteyen ülkelerin başlattığı Golden Visa uygulamasında öne çıkan ülkeler arasında İngiltere, Malta, Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi Schengen üyesi ülkeler var. Macaristan'ın ise Temmuz ayından itibaren uygulamaya başlayacağı, ancak yatırım tutarını 400 bin avronun üzerinde açıklayacağı belirtiliyor. Bu ülkelerden Yunanistan 280 bin avro olan sınırı 400 bin avroya çıkardı. Portekiz ise uygulamayı durdurdu. Dünya, Tel Aviv'e baskı arayışı. İsrail'in açlığın baş gösterdiği Gazze'deki hava saldırılarında sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen'in 7 insani yardım çalışanını öldürmesi sonrası tepkiler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, önceki akşam İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü ve Tel Aviv'e karşı tonunu sertleştirdi. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Biden, Netanyahu'ya Gazze'de acil ateşkesin şart olduğunu ve İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de Gazze politikasına ilişkin "İsrail tarafında değişim olmazsa bizim tarafımızda olacak," dedi. Spor, Fenerbahçe'nin yarın Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finaline A takımı yerine 19 yaş altı oyuncularını gönderme kararının yankıları sürüyor. Galatasaray Başkanı Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçına çıkın çağrısı geldi. Özbek, "Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması bizim beklentimiz bu," dedi. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet Gazetesi'ni satın alabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.